yenilikler, belki de yeni çalışmalar ortaya çıkacak bu noktada. Tabii. İnşallah bunlar evrensel mesajlarımız, dünyaya mesajlarımız noktasında çok içi dolu ve nitelikli işler olarak karşımıza çıkar ve onları dünyayla buluşturmaya vesile olan bir yıl olur bu yıl diyelim. İnşallah siz de belki bir beste yaparsınız. Neden olmasın, değil mi? Yani biz de aslında tabii ki yani bu kültüre bir taş koyabilirsek, yani belki besteyle, belki güfteyle, belki ne bileyim bir melodiyle, belki yeni bir projeyle. Çünkü bu ülke bizim ülkemiz. Dolayısıyla Yunus dilini yaymak aslında bize bir şeydir. Yani ben bir borç gibi görüyorum kendimi. Hani bir vefa olarak bunu göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü hakikaten Yunus diline çok ihtiyacımız var. Yani Selçuk abi bunu geçenlerde ifade etmişti bir yayında Selçuk Özda. Kendisine de çok acil geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum istiyorsa. Yunus dili efendim, Yunus dili. Şu 3 günlük dünyada kavga yapıyoruz, kavga ediyoruz. Halbuki yani bakıyorum da böyle bu gönül dostlarının birbiriyle şakaları dahi Yunus dilinde, birbirleriyle böyle arasındaki olan bağlar Yunus dilinde. Biz bu toprakların insanı olmamıza rağmen, yani bu neslin evlatları olmamıza rağmen, Anadolu'yu mayalayan bu gönül dostlarının çocukları olmamıza rağmen Yunus dilini yeterince topluma yayamıyoruz, kendimize yayamıyoruz. Yani hani bir reklam var diye çok çalışmam lazım, çok diye. Ben öyle inanıyorum. Biraz daha kendimize, özümüze, bizi biz yapan o değerlere dönmek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum efendim. O gün Sema Hanım. toplantıda bir cümleyle kapatayım. Toplantıda Tamamdır.